Kafeler şunlar bunlar neyse de okulların açılması çok saçma olduğunu yani düşünüyorum. Geçen yıl Mart ayından beri ben inanmayacaksınız belki ama üçüncü defa çıkıyorum ve mecburi zaruri. Millet boş boş geziyor. Ondan dolayı çok artıyorlar. Böyle devam ederlerse hastalık çok çoğalacak yani. Özellikle 65'likler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre Kayseri'deki vaka sayısı artışa geçti. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri hakkında artan vakalarla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kayseri'de yaşanan vaka artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yasakların kalkması bunları çok etkiledi bence bana göre. Ya, cumartesi yasağı falan çok vaka sayılarının artmasına neden oldu. Ki insanların bir araya gelip de hastalığın havayoluyla bulaşması gerçekten buna etken bir durum oldu. Kafeler açılması zaten en büyük bir etken. Ki akşam 9'da yasak getirip de hafta sonu kafelerin açılması biraz ironik oldu. Bu yüzden insanları bir araya getirecek kuralların hastalığın atmasına neden olduğunu düşünüyorum. İnsanları tedbirsiz görüyorum. Maske kullanmıyorlar, mesafeye dikkat etmiyorlar. Herkes sokakta. Bu yüzden artış oluyordur tabii ki. Vaka artışını önüne nasıl geçebiliriz? Yani üç kural işte. Mesafe, maske, hijyen. Yani bu çok açık bir şekilde ortada zaten. Bu şekilde olması gerekiyor ama kimse kurallara uymuyor. Ve herkes sokakta, dışarıda, işi olan da olmayan da. O yüzden vaka sayısı artıyor. Yani maske takmadığımız sürece devam edecek tabii ki. Düzelmeyecek. Yani devam edecek. Kısıtlamalar da zaten yine devam edecek diyebiliyorum herhalde. Açıklama yapıldı. Peki sizce vaka sayıdan önüne nasıl geçebiliriz artmaması için? Aşı yaptırmamız gerekiyor. Kayseri'deki koronavirüs artışı, vatandaşın duyarsızlığı, maskeyi düzgün takmaması, sosyal mesafeye uymaması onlardan kaynaklanıyor. Vatandaşın duyarsızlığı kısaca yani. Bence ben hiç iyi düşünmüyorum. Neden? Çünkü sosyal mesafeye hiç uymuyorlar. Öyle. Böyle devam ederlerse hastalık çok çoğalacak yani. Özellikle 65'likler. Bence kurallara uymaları lazım. Hani Cumhurbaşkanımızın ne dediğine uymaları lazım. Kurallara falan uymaları lazım. İlk önce okulların açılması diye düşünüyorum. Çünkü bütün çocukları iç içe koyup da hiçbir önlem alınmadan sınava sokmaları bence çok saçma. Hani kafeler şunlar bunlar neyse de okulların açılması çok saçma olduğunu yani düşünüyorum. Çünkü koronalı mısın değil misin bilmiyorlar. Hani kimsenin bir şeyden haberi yok ve girişte bir önlem alınmıyor. O yüzden yani vakalar o yüzden atmış olabilir. Sizce vaka artışının önüne nasıl geçebiliriz? Daha çok tedbir alınması lazım bence. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor. Sosyal mesafe vesaire derken aslında sosyal mesafe de değil. Bana göre yani zorunlu olmadıkça çıkmak. Mesela geçen yıl Mart ayından beri ben inanmayacaksınız belki ama üçüncü defa çıkıyorum ve mecburi, zaruri. Ne bileyim ekonomik özgürlükleri eğer yoktur muhtemelen. Hani şey düşünüyorum, işe gitmek zorundadırlar. Dikkat etmiyorlar. Bilmiyorum. Ama insanoğlu ne diyeceğimizi bilmiyor. Çünkü içeriye geçiyorlar, evde bunalıyorlar. Sokağa çıkıyorlar. Bu sefer hastalık riskiyle karşı karşıyalar. İnsanoğlu hiçbir şey diyemiyorum. Vallahi ben emekliyim, evden çıkmıyorum dışarı. İşim olduğu zaman çıkıyorum. Millet boş boş geziyor. Ondan dolayı çok artıyorlar mesela. Sizce vaka artışı önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi evden işi olmayan çıkmayacak dışarı kardeşim. Boş boş gezenler çok. Mesela parklarda 65 üzeri diyorlar. Mesela adama var. Otobüste biniyorlar. Var yani. Onun için öyle geçecek. Veyahut da 15 gün tam kapanacak. Başka bir şey diyeceğim yok yani. Hastalık fazla yani. Yani dışarı çıkmamamız gerekir. Kendimizi korumamız gerekir. Temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Bu kadar yani. Temiz olmamız gerekir.